Şenol Karakaş'la siyasetin gündemi. Herkese iyi haftalar. Yani bu haftanın en iyi haberi Trump gitti. Trump'ın gidişle ilgili en hoş espriyi de iklim aktivisti, iklim mücadelesinin önde gelen ismi Greta Thunberg yaptı. Bu Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde biliyorsunuz söz almıştı Greta ve genç nesillerin yetişkinler tarafından ihanete uğradığını söylemişti. Trump da Greta ile alaycı ifadeler kullanarak parlak ve güzel bir geleceğe umutla bakan çok neşeli bir genç kıza benziyor demişti. Trump'ın Beyaz Saray'dan zoraki bir şekilde ayrılırken çekilen fotoğrafını kendi Twitter hesabından paylaşan Greta da 18 yaşında Greta artık şunu yazdı. Parlak ve güzel bir geleceğe umutla bakan çok neşeli yaşlı bir adama benziyor. Bu çok müthiş bir lafı gediğine koyma anlamına geldi açıkçası. Ve Trump'a verilecek en güzel veda hediyelerinden birisi oldu. Uzun bir süre bu bir devlet başkanının yerli yersiz konuşmaması gerektiğine ilişkin, hakaret içeren cümleler kurmaması gerektiğine ilişkin dersi de kulağını küpe yapar. Başka liderler de umarız kulağını küpe yapar. Yani özellikle bu burjuva liderler geçici bir yönetim kademesinde bulunduklarını kavramak zorundalar. Yoksa Greta gibi aktivistler bu otoriter eğilimli devlet başkanlarının kendilerini, aktivistleri, direnenleri, mücadele eden insanları aşağılamak için, bu insanlara dalga geçmek için kullandıkları benzetmeleri kendilerine karşı kullanırlar. Yani Biden'ın gelişini değil, Trump'ın gidişini izleme koştu. Biden'ın bundan sonra nasıl bir mücadele içerisinde konumlanacağını Amerika'da ve dünyada sınıf mücadelesinin düzeni tayin edecek. Ama 1.4 trilyon sterlinlik bir ekonomik canlandırma programı uygulamayı vaatler arasına aldı. Biden, Trump'ın yıktığı, tarumar ettiği bir dizi başlıkta ırkçı Müslümanlara doğrudan düşmanlık gösteren, iklim inkarcısı olan bir dizi başlıkta bunları toparlamaya çalışan adımlar attı. Özellikle bu 1.4 trilyon sterlinlik canlandırma programı belki demokratlar senatoyu da ele geçirdiği için mümkün olan bir planlama olabilir. Bu programın finansmanını ABD'de hükümet borçlanma yoluyla gerçekleştirebilir. Ama bu başlangıçta bu program, bu söylenti ya da hükümetin borçlanma yoluyla ekonomiyi canlandırması borsalarda hisse fiyatlarını yükseltse de hem küresel ekonomi hem ABD ekonomisi 2007-2009 krizinin etkilerini atabilmiş, bu krizin içerisinde debelenmekten kurtulabilmiş değil. Esas olarak suni teneffüste yaşıyor dünya kapitalizmi. Önümüzdeki dönemin hemen önümüzdeki günlerde, haftalarda ABD başta bütün dünyada 2021 yılında yeniden keskinleşecek, şekillenecek sınıf mücadelesinin seyrinde bu ekonomik kriz belirliyor. Bu krizden bir türlü çıkmayı başaramamaları belirliyor. Bu açıdan bu Financial Times
gazetesinin editörlerinden birisinin söylediği gibi Grantham'ın şu anda oluşan finansal balon, borsaların yükselmesinde kendisini gösteren balon zamanı geldiğinde patlayacak. Çünkü suni teneffüslü merkez bankalarının, hükümetlerin desteğiyle kapitalist sistemin çok daha uzun süre ayakta durması mümkün olmayacak. O açıdan önümüzden ekonomik krizin pandemiyle beraber derinleşeceğini beklediğimiz bir dönem var. Hem de Biden gibi merkezci, daha önce Obama iktidarında çalışmış bir başkanın yapacağı tercihlerin ne olabileceğine dair öngörülerimiz var hepimizin beraber. O açıdan Trump'ın gidişine sevinirken Biden'ın gelişinden hoşnut olmamak lazım. Biden'ın ABD'de başkanlığı kazanması, Biden'ın becerisi, Biden'ın çarpıcı açıklamaları, demokratların müthiş bir politik performans sergilemesi değildi. Demokratların sol kanadında mücadele eden aktivistlerin dediği gibi demokratlar çoğu yerde sağcı adayların demokratlar için de mücadele eden solcu adayları ezmesi için. Dolayısıyla Amerika'da aşağıdan yukarı kendini hissettiren demokrasi sebeplerinin bastırılması için büyük çaba gösterdiler. O açıdan Biden döneminin de ilk kan döküldüğünde tabii ki böyle bir şey beklemiyoruz ama siyahlar öldürülmeye devam ettiğinde, kadınlar üzerinde sokakta estirilen terör, tecavüz örnekleri yaşandığında ya da ABD dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan herhangi bir halka bomba attığında, kan kusturduğunda ya da iklim krizine karşı fosil yakıt şirketlerini cezalandıran politikaları bir kez daha onay vermediğinde asıl olanın mücadelenin sürekliliği olduğunu, mücadelenin sürekliliğinin önemli olduğunu göreceğiz hep beraber. Ama buna rağmen Trump'ın gidişindeki tıpış tıpış gitmek zorunda kalmasındaki hoşluğunun da altını çizmekte fayda var. Tüm dünyada ezilenler sürecin bu kısmı nedeniyle oldukça memnunlar. Memnunlar çünkü Trump otoriterdi. Burnundan kıl aldırmayan otoriter bir ırkçıydı. Burnundan kıl aldırmayan otoriter ırkçı bir maçoydu. Lümpendi. Faşistlerin hamiliğini yapıyordu. Ku Klux Klan gibi, komploj örgütler gibi, ABD'de köleci dönemin değerlerini savunan oluşumların hepsinin hamiliğini yapıyordu. Bunlara apaçık destek veriyordu. Doğrudan milyonerleri koruyan, kendisi de milyoner olan ve bu açıdan da çok rahat bir şekilde, zenginlerin çok rahat yaptığı gibi ABD'de siyahları, latinoları, yoksulları, kadınları Covid'in kucağına iten yüz binlerce insanın salgından ölmesini arkasını dönen, buna ilişkin tedbirlerin alınmasını neredeyse engelleyen bir siyasi profil çizdi. O açıdan Trump'ın yenilmesi, seçimlerde aldığı mağlubiyet, Trump'ın bu mağlubiyeti almasını garantileyen başta siyahların hayatı önemlidir ve kadınların özgürlük mücadelesi olmak üzere ABD'de iş sınıfının verdiği bütün mücadeleler tüm dünyada ezilenlere ciddi bir moral verdi. Sosyalistlerin de Türk solunda her zamanki gibi tuhaf bir şekilde tartışıldı ABD başkanlık seçimleri. Biden'ci olmakla, bazı fonlardan faydalanmış olmakla suçlandı Trump'ın defolmasından sevinenler. Bu ulusalcı, politikadan hiç anlamayan, milyonlarca insanın neden sevinmiş olabileceğini düşünmeyen, milyonların, ezilenlerin ruh haliyle aralarına aşılmaz sekter, ulusalcı, milliyetçi duvarlar örenler sahiden de Trump'ın yenilmiş olmasının ne anlama geldiğini kavrama şansına sahip değillerdi.
Çok açık, Trump gibi liderler, bu liderlerin şahsen faşist olup olmamasından farklı bir şekilde bu otoriter rejimler ne otantik faşist iktidarlar anlamına geliyor, ne de bildiğimiz faşist iktidarlar anlamına geliyor. Trump'ın şahıs olarak faşizan eğilimler taşıması, Bolsonaro'nun ya da Orban'ın düpedüz faşist siyasi figürler olması ayrı bir şey. Ama bunların kurduğu rejimler ya da yöneticinin yaptığı rejimlerin faşist rejimler olup olmadığı tartışması çok önemli. Faşizmi kriz içerisinde umutsuzluğa kapılmış, delirmiş orta sınıfların aşağıdan yukarı reaksiyoner, paramiliter, silahlı, yığınsal hareketiyle demokrasiyi savunan işçi sınıfının bütün örgütlenmelerini, şekillenmesini dağıtan bir yapı olarak kavramadığımız sürece zam, zulüm, işkenceyi, Trump'ı, bütün otoriter eğilimleri ve devletin geleneksel tüm baskıcılığını, askeri darbeleri, parlamenter rejimleri, örtük açık, gizli, yarı sömürge gibi ön sıfatlar ekleyerek faşist olarak suçlamak mümkün olabilir. Ama bu kolaycılık gerçek faşist tehlikenin ne olduğunu görmeyi engelliyor. Trump'ın da yaptığı işler arasında en tehlikeli olanın hangisi olduğunu kavramayı engelliyor. Trump'ı faşist dedikten sonra Trump'ı başkanlığa getiren dinamiklerle Kongre binasını basan %20'si ordu içerisinde görevli olan bu ırkçı komplocu ABD'de siyahlardan, kadınlardan, tüm ötekilerden, işçilerden, demokrasiden nefret eden kesimlerin örgütlenmesi olarak faşist hareketten farklılığını görememek anlamına geliyor. Trump'ın yaptığı en tehlikeli iş bu hareketi, dağınık faşist grupları ulusal çapta faşist bir gövde inşa etmeleri için ilan vermiş olması oldu. Bu açıdan Trump'ın yenilmesi, Trump'ı yenenin esas olarak sandıkta verilen oylardan daha çok aşağıdan mücadelenin, öfkeli insanların doğrudan eyleminin kendisi olması önümüzdeki dönemde bu faşist örgütlenmelerin de hesabını görebilecek olan bir kitle hareketinin ABD'de var olduğunu gösteriyor. Faşizm tartışmalarında devlet aygıtının nasıl örgütlenmesinden bağımsız bir tartışma yaptığımızın farkına varmak lazım. Faşizm bir sivil kitlenin iş sınıfı ve tüm demokratik alanlara yönelik reaksiyoner hareketidir. Bu demokrasi, yani burjuva demokrasi içerisinde iş sınıfının yıllar içinde aşağıdan yukarı verdiği doğrudan eylemleriyle verdiği mücadelenin ürünü olan kazanımların hepsini imha etmenin yolu, ordu, polis gibi aygıtların baskısı yetersiz geldiğinde devreye sokulan bir kitle hareketi. Faşizmin ayırt edici yanı, bütün burjuva rejimlerinden farklı olan yanı burada bu hareketin ne olduğunu, Kongre binasını basan o baskında bütün çılgınlıkları, lümpenlikleri sergileyen kitlelerin davranış kalıplarında gözleyebiliyoruz. Bunun ulusal çapta milyonları örgütleyen bir hareket olarak hem işçi sınıfını hem de kapitalist devlet aygıtını aynı anda fethetmek üzere harekete geçen bir hareket olarak alacağı boyutları düşündüğümüzde Trump'ın kendisinin faşist olması ya da bir faşist rejim kurmuş olup olmaması değil, Trump'ın tehlikeli yanının bu aşırı sağ, radikal sağ ve faşistlere, ırkçılara kapı açmış olması olduğunu görmek mümkün. Bu haftanın bir başka önemli yanı da Arap Baharı ile alakalı. Arap Baharı'nın 10. yılı, Ocak ayı 10 sene önce Mısır'da Tahrir Meydanı'nda 10 yılların diktatörlüğünü 18 günde deviren Mısır işçilerinin, Mısır ezilenlerinin eyleminin yıl dönümü. Bugün
tarih meydanının o günlerinin yerinde yerler istiyor denebilir. Ama sosyal mücadeleleri, büyük patlamaları böyle bakmamakta yarar var. 1917 yılında Rusya'da gerçekleşen Ekim devriminde bir devrim liderlerinden Lenin, devrimci bir durumun birkaç temel özelliği olduğunu söylüyordu. Birisi, bir devrim olabilmesi için alttaki sınıfların eskisi gibi yaşamak istememeleri gerekir. Biz artık böyle yaşamak istemiyoruz. Bundan bezdik demeleri gerekir. Ama bu yetmez. Aynı zamanda üstteki sınıflarında eski biçimde, eskisi gibi yönetemiyor olması, yaşayamıyor olması gerekir. Ama bir devrim aynı zamanda ezilen sınıfların, o Lenin'in tabiriyle çektikleri ve gereksinimleri her zamankinden daha şiddetli büyüdüğünde devreye gelir. Normal dönemlerde, tırnak içerisinde diyor Lenin, barış dönemlerinde soyunmalarına, dolandırılmalarına sessizce, söylenerek belki ama sessizce katlanan yığınlar, ortalık karıştığında egemen sınıfın eskisi gibi yönetememeye başladığı, milyonlarca ezilenin de eskisi gibi yönetilmek istemediğinin açığa çıkmaya başladığı durumda, özellikle üstteki sınıfların tarihleriyle utanmazca yaptıkları eylemlerin yarattığı öfkeyle bağımsız tarihsel bir eyleme sürüklenmesiyle yığınların faaliyetinde çok önemli bir yükseliş meydana geliyor ve böyle zamanlarda devrimler gündeme giriyor. Bu sahiden de sadece Ekim devrimiyle alakalı bir kavrayış geliştirmek açısından doğru olan bir şey değildi. 10 yıl önce patlayan bütün Arap ayaklanmalarında da doğrulanan bir gelişme. Tunus'ta başlayan, Mısır'da zirvesine çıkan, bizim Arap Baharı olarak adlandırdığımız bu devasa devrimci patlamanın 10. yılında üzerinde biraz tartışmak ve bugün ne anlama geldiğine biraz değinmek iyi olabilir. Hepimizin bildiği gibi bu isyan dalgası Mübarek adlı diktatörü 18 günde devirdi. Tıpkı 1917'de Rus işçilerinin ve köylülerinin yıkılmaz, sarsılmaz dediği Charlie 5 günde devirmiş olması gibi. Bu Mübarek'in devrilmesi o zamanlar çok yaygın bir şekilde Mübarek ve çevresinin de daha sonra ağlaşarak ifade ettiği gibi ne sosyal medyanın, Twitter'ın, YouTube'un ne de ordunun tarafsız kalmasının, politikacıların, politik liderlerin, yabancı askeri güçlerin ya da başka güçlerin eseri değildi. Mübareği Mısır'ın tırnak içerisinde sıradan, yoksul, milyonlarca işçisi, kadını, mücadele eden kesimleri devirdi. Bu insanların kendi eylemi devirdi. Ama Arap Baharı bir bütün olarak Türkiye'de yine sol içinde garip, hazin hatta. Solun şundan hazin, çünkü solun bazı kesimleri diktatörlere karşı isyan eden emekçi yığınları şüpheyle bakılmasına neden oldular. Bir tartışma yarattı. Ocak 2011 Mısır devrimi Orta Doğu halklarının mücadelesini izleyenler açısından da çok açık ki bir yandan Mısır'da Filistin halkıyla dayanışma eylemlerinin, dayanışma duygusunun, bir yandan ABD'nin Irak işgaline karşı örgütlenen büyük savaş karşıtı hareketin, bir yandan da bütün o diktatörlük yılları içinde Mısırlı kadınların, işçilerin, öğrencilerin verdikleri mücadelelerin birikmesinin ve değişmesinin, şekillenmesinin, seviyesinin yükselmesinin bir sonucuydu. 2006 yılının Aralık ayında Orta Doğu'nun en büyük tekstil bölgesi Nil Deltası'nda çalışan binlerce kadın tekstil işçisi müthiş bir grev dalgasını yarattılar. Bu grev dalgasının içerisinde erkeklerin de mücadele atılması için çağrılar yaptılar. Bu mücadeleler tarihte 2011 yılında bir araya gelen milyonların mücadelesini bir yol haritası sunmak anlamına ya da bu mücadelelerin yolunun varacağı sonuç olarak örgütlenmesi anlamına geliyordu. O yüzden de dış güçler, ordu, politikacılar gibi meseleleri Mısır
ayaklanmasının nedenleri olarak göstermek yerine Mısır devriminin arka planında Mübarek'in, onun oğullarının, yakın aile çevresinin, işbirlikçilerinin, ortaklarının uyguladığı neoliberal politikaların tüm yükünün Mısır emekçileri tarafından taşınmasının yattığını ama aynı zamanda Mısır'daki Mübarek rejiminin bir terör makinesi gibi adeta çalıştığını, işkence ve ölüm üzerine kurulu olmasının yattığını görmek lazım. Yani bir yandan neoliberal politikaların Mısırlı yoksulların üzerinde yarattığı ağır tahribat, bir yandan da rejimin bir ölüm makinesi gibi çalışması, tarih meydanında açığa çıkan öfkenin mayalandığı temel iki kanalı oluşturdu. Tarih meydanında çok ilham verici bir direnişe tanık oldu bütün dünya. Meydana ilk çıkanların tutuklanacağı, arkasından ağır bir polis terörünün başlayacağı düşünülüyordu ama böyle olmadı. Kısa sürede hareketin milyonlar içine çektiği açığa çıktı. Polis terörünün püskürtebileceği, tırnak içinde küçüklükte bir hareketle karşılaşmadıklarını bütün Mısır egemen sınıfı ve ordu yöneticileri gördüler, şaşırdılar ve meydanda direnen yığınlara saldırmanın kendileri açısından iyi olmayacağının farkına vardılar. Çünkü bir yandan da direniş sadece tarih meydanıyla sınırlı değildi. Mısır'daki o 2011 Ocak devrimi aslında bütün sektörlerin dalga dalga içine girdiği bir grev patlamasının da üzerinden şekillendi. Grevlerle hemen hemen her bir fabrikada, tekstil sektöründe özellikle atölyelerde başlayan mücadeleyle tarih meydan arasındaki mücadele arasında muazzam bir bağ kuruldu. Mübarek ya gidecekti ya gidecekti. Egemen sınıf ya Mübarek'ten kurtulmak zorundaydı ya da kendisi de aşağıdan yükselen bu öfkenin hedefi haline gelecekti. Mısır devrimi bir şey daha gösterdi. Trotski'nin Rus devrim tarihini incelerken özellikle altını çizdiği bir öğe bu. Yoksul kitlelerin ve işçi sınıfının azımsanmayacak bir kesimi ölümü göze alacak kadar büyük bir öfkeyle mücadele atıldığında işte tam da bu zaman bir devrimin, bir sosyal devrimin ilk perdesinin açılması mümkün hale gelebiliyor. Tarih meydanına gidenler de o grev dalgasını başlatanlar da başlarına ne geleceğini bilmiyorlardı ama artık başlarına ne geleceğini umursamayacak kadar büyük bir öfke dalgasıyla örgütlenmiş durumdaydılar. Bu aynı zamanda devrimlerin yukarıdan aşağı parti kararnameleriyle planlanmadığını olduğunu, devrimlerin olan bir şey olduğunu da gösterdi. Tarih meydanında ve greve katılan o milyonlarca işçilerin iş yerlerinde sosyal adalet sloganları giderek hakim sloganlar haline geldi ve 18 günlük bir hareketle yine tırnak içerisinde sıradan insanlar Mısır ordusunda ve diktatör Mübarek'te aslında giderek tüm dünya egemen sınıflarında bir şok dalgası yaratarak rejimi devirdiler. Fakat Mübarek'in devrilmesiyle bir şey daha görünür oldu. Sosyal patlamalar ve devrimlerde önemli bir başka sorun devreye girdi. Kendiliğinden hareket içinde mücadelelerin liderliği hareketin çıkarlarını bir işçi iktidarıyla göğüslemek, karşılamak isteyen bir devrimci eğilim tarafından değildi. Kendi parti iktidarıyla, kısmi reformlarla bu hareketi taleplerini karşılayacağını savunan sağcı liderlikler ya da reformist liderlikler ya da partiler tarafından üstlenilmesi, yani liderliğin daha sağdaki gruplara, kesimlere, eğilmeye kaptırılması devrimin sonu anlamına geliyor. Çünkü bu sağcı iktidarlar çok hızlı bir şekilde devriminden sonraki ilk birkaç ayı takiben devrimin bütün taleplerini arkalarını dönmeye başlıyorlar. Mısır'da da ezilenlerin mücadelesiyle iktidara gelen, seçimleri kazanan Mursi aşağıdan yükselen bu talepleri çok hızlı bir şekilde arkasını döndü. Mısır egemen sınıfı ve orduyla anlaşmanın yollarını aradı. General Sisi ile
ittifak kurdu. İş yerinin taleplerini, kadınların taleplerini, bütün o özgürlük mücadelesinin taleplerini unuttu, görmezden geldi. Fene bastı. 2013 yılında anlaştığı ordu, anlaştığını sandığı General Sisi'nin nezdinde Mursi'nin bütün hareketinde ve eylemlerinde bir dinci faşizm gördüğünü ilan etti. Ve Sisi bu dinci faşizme karşı Mısır'daki mücadelenin karmakarışık yapısı içerisinde bir askeri darbeyle saldırı başlattı. Bu saldırı Mursi'yi hedefleyen, dolayısıyla Mursi'nin devrimin taleplerine sırtını dönmesinden dolayı öfkelenen kalabalıklar içerisinde büyük bir kaosa, kafa karışıklığına neden oldu. 2 sene öncenin tarih meydanındaki kitlelerin yerine kafası daha karışmış, askeri darbe karşısında ne yapacağını daha bilemez bir büyük kalabalıkla karşı karşıya kaldık. Darbe hepimizin bildiği gibi kazandı. Çok kanlı bir darbe haline geldi. O günlerin siyasi liderliğini yapan bütün örgütlenmeleri dağıttı. Basbayağı çatılardan keskin nişancılar, gösterilere katılan insanları avlamaya başladılar. Yüzlerce, aslında binlerce insan öldürüldü, idam edildi, işkence gördü. O günlerde Arap halklarının bu aşağıdan mücadelesini burun kıvıranlar, AKP'ye karşı olmakla din karşıtlığını giderek Arap halklarına karşı olmayı birbirlerine karıştırdılar. Kitle eylemlerinin böyle Batı tarafından, AB tarafından, bir üst akıl tarafından yönlendirilmiş olacağını ima ettiler. Bunları ciddi ciddi tartıştılar. O tartışmaları o gün yapanlar hiç utanıyor mudur, utanmıyor mudur bilmiyoruz ama en azından şunu fark etmeliler. Bugün en sağcı odaklar ya da bir dizi davanın son dönemlerde tanık olduğumuz Türkiye'deki bir dizi davanın iddianamelerinde Arap Baharı halkın kışkırtılması, sokaklarda karışıklık çıkartılması için örgütlenen, tırnak içinde örgütlenen, yani dışarıdan örgütlenen etkinlikler olarak ve üst akıllı tarafından örgütlenen, kışkırtılan bir etkinlik olarak yer almaya başladı. Hem bu iddianameler hem 10 sene önce bu tartışmayı yaptığımız kesimler şunda yanılıyor. Devrimler, politik devrimler, sosyal devrimler, yılların diktatörün deviren bu tarihsel olarak yaygın eylemler öyle dış güçler tarafından harekete geçirilemez. İnsanlar satranç piyonu değil. 10 milyon insan bir dış odak tarafından bir alanda buluşturulamaz. 10 milyon insan para karşılığında tek bir sloganı tek bir yerde atamaz. 10 milyonlarca insan sosyal bir hareket, bir başka ülkenin istihbarat servis elemanlarının ajanlık faaliyetleriyle harekete geçirilemez. Bunlar apaçık yalan ve tarihin nasıl hareket ettiği, toplumların o büyük mekanizmasının nasıl çalıştığı konusundaki büyük bir cehaletin ürünü olan şeyler. 10 sene önce Arap halkları devrimlerin milyonların kendi eseri olduğunu, milyonlarca yoksulun kendi doğrudan eylemi olduğunu, kaderlerinin belirlendiği masaya yumruğunu vurması olarak bu devrimlerin örgütlendiğini kanıtladı. Aynı zamanda da dünya üzerindeki herkese, tarih meydanını tanıklık yapan, o eylemleri izleyen herkese devrimlerin mümkün olduğunu, devrim savunmanın, devrim istemenin hayalci bir talep olmadığını gösterdi. Mısır işçileri 10 sene önce halk rejimi istemiyor diyerek, rejimi devirerek politik bir devrim gerçekleştirdiler ve tüm dünyanın izlenlerini müthiş bir moral verdiler. Korku duvarlarını yıktılar. Mısırlı sosyalistler devrimden önce işkenceden ve ölümden korkmanın çok yaygın olduğunu, rejimin insanları bu hale getirdiğini ama Tahrir Meydanı'nın ve grev dalgasının birinci günden itibaren artık kimsenin hiçbir şeyden korkmadığını anlatıyorlar. Tek sorun Mısır'da
ve dünyanın her yerinde bu korku duvarı yıkılırken devrimin sürekliliğini savunan işçi sınıfının ve yoksulların uzlaşmaz sınıf ilişkilerini savunacak olan devrimci kitlesel işçi partilerinin olup olmamasıydı. Mısır'da küçük bir devrimci parti ve sol örgütler olduğu için milyonların doğrudan sınıf mücadelesinin atıldığı 10 sene öncenin siyasi koşullarında bütün bu korku duvarını yıkan hareket ve işçi iktidarı ile Mısır'ın bütün ezilenlerinin kendisini iktidarın sahibi gibi hissedebileceği ve işçi iktidarı ile tamamlanamadı bu eylemler. Bu açıdan Mısır'dan bugün çıkartılacak olan en önemli ders korku duvarı nasıl ne zaman açılacak bilmiyoruz ama Türkiye'de de tüm dünyada da bir öfkenin mayalanmakta olduğunu hep beraber görüyoruz. Bu öfkenin bu duvarlarla duvarları yıkmak için ne zaman harekete geçeceği çok önemli. Hepimizin hazırlanması gereken de tam da böyle süreçler. Herkese iyi haftalar.